İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Tüm Ermenilere ve Batı Ermenistan hükümetine çağrı. Batı Ermenistan'ın Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları devam ediyor. The Times, Türkiye Akdeniz'e 3. sondaj gemisi gönderecek. Lavrov, Suriye'deki İdlib'den çok sayıda terörist Libya'ya taşındı. 2019'da Rusya'dan Ermenistan Cumhuriyeti'ne turist sayısı %24 arttı. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Arama Çadıryan adlı festivalde ünlü müzisyenler ağırlanacak. Türk hükümeti tarafından zorla dayatılan tüzüğün önceki 5 patriklik seçimleri tüzüğüne ve Lozan Antlaşması'na aykırı olduğunu ve genel olarak Türk hükümetinin uluslararası antlaşmalardaki yükümlülükleriyle çelişmesini, Türkiye'nin Lozan Antlaşması'nın bütün geçerliliğini sorgular hale sokmasını göz önüne alarak, antlaşmalar yasasıyla ilgili Viyana Antlaşması bu konuda kesindir. Madde 60, 2. paragraf. Taraflardan birinin çok taraflı bir antlaşmaya imza atmasından sonra bunu ihlal etmesi halinde diğer taraflara işlemi tamamen veya kısmen askıya alma veya onu tamamen durdurma hakkı verir. Bu nedenle Batı Ermenistan hükümetini Lozan Antlaşması'nın azınlıkların korunmasıyla ilgili 3. bölümünün 37. ile 45. maddelerini geçersiz ilan etmeye ve 24 Haziran 2016'da Batı Ermenistan tarafından onaylanan ve dini ve etnik azınlıkların korunmasıyla ilgili Türkiye'nin 10 Ağustos 1920'de Sevr'de imzaladığı Barış Antlaşması'nın 93. maddesinin ek protokolünün 1. ve 8. maddelerini uygulamaya çağırıyoruz. Bu ek protokolü bir yandan İngiliz İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Büyük Müttefik Güçler, diğer taraftan ise Ermenistan imzalamıştır. Müttefik güçlerin Ermenistan'ı egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanıdığı dikkate alınmalıdır. Türkiye ile yapılan Barış Antlaşması'nın 93. maddesinin uygulanmasını sağlamakla ilgili antlaşan üst makamlar Ermenistan'ın yapılarının özgürlük ve adalet ilkelerine uymasını istediğini ve üzerinde hüküm sürdüğü veya egemenliğini üstleneceği bölgelerin tüm sakinlerine güvence vereceğini dikkate almalıdır. Bölüm 1, Madde 1. Ermenistan bu bölümdeki 2. 8. maddelerin hükümlerinin temel yasalar olarak tanınmasını sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir yasa, düzenleme veya resmi eylem bu koşullara aykırı olmayacak ve üzerlerinde hiçbir yasa, düzenleme veya resmi eylem geçerli olmayacaktır. Madde 2. Ermenistan, doğum yeri, uyruk, dil, ırk veya din dikkate alınmaksızın tüm vatandaşların yaşamlarını ve özgürlüklerini tam olarak korumaya sorumludur. Madde 3. Ermenistan, müttefik güçlerin etnik azınlıklara mensup kişilerin gönüllü ve karşılıklı göçleri için uygun olduğunu düşündüğü hükümleri tanıma taahhüdünde bulunmaktadır. Madde 4. Tüm Ermeni vatandaşları yasalar önünde eşittir ve ırkçı, dilsel veya dini ayrımcılık yapılmaksızın aynı medeni ve siyasi haklara sahiptir. Ermenistan hükümeti bu antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren 2 yıl içinde genel müttefik yetkililere ulusal azınlıkları dikkate alan bir taslak seçim sistemi sunacaktır. Bir dine veya inanca ait olma durumunda devlet dairelerindeki vazifelerini icra etmede, onurlandırılmada, ayrıca çeşitli meslekleri dahil olmada, medeni ve siyasi hakların kullanılmasında hiçbir Ermeni için tehlike arz etmemelidir. Dinde, basında, yayın veya resmi toplantılarda, kişisel ve ticari ilişkilerde herhangi bir dilin kullanılmasında hiçbir Ermeni vatandaşına herhangi bir kısıtlama getirilemez. Ermenistan hükümeti tarafından kabul edilen resmi dile rağmen, diğer dillerle konuşanlar için dillerini sözlü veya yazılı olarak farklı platformlarda kullanmaları için uygun önlemler alınmalıdır. Madde 5. Etnik, dini veya dilsel azınlıklara mensup Ermeniler, diğer Ermenilerle aynı muamele ve yasal, gerçek garantiler altına alınmalıdır. Dil ve dinlerini özgürce kullanma ve uygulama hakkına sahip olmak üzere, kendi masrafları doğrultusunda, hayırsever, dini ve sosyal kurumlar, okullar ve diğer eğitim kurumlarını koruma, yönetme ve kontrol etme hakkına sahip olacaklar.
Bu vesileyle Konstantinopolis Ermeni cemaati ve sürgündeki Batı Ermenistan'ın yerli evlatları olan bizler, geçici olarak ikametgahı İsviçre'de olacak Konstantinopolis ve Garin Patrikhanesini yeniden düzenleyeceğimizi resmen duyururuz. Konstantinopolis Ermenileri Konseyi, 10 Aralık 2019. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman ilinin sınırları içerisinde dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan ve karla kaplanan Nemrut Dağı'nda yol çalışmaları devam ediyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan dünyanın 8. harikası 2206 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı'nın yolları karla kaplandı. Hava soğukluğunun eksi derecelerde olduğu ve kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Nemrut Dağı'nın kapanan yollarında kar temizleme çalışmaları özel ekiplerce aralıksız sürdürülüyor. Türkiye, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerini Kıbrıs yakınlarındaki sulara gönderdikten sonra şimdi Akdeniz'e 3. bir sondaj gemisi göndermek istiyor. The Times gazetesi yazısında Brüksel'in birçok uyarısına rağmen bu hamlenin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne karşı meydan okuma olduğunu belirtti. Cesaret bulan Türkiye, Akdeniz'e 3. sondaj gemisi yollayacak başlıklı yazı, Türkiye'nin 3. sondaj gemisini satın almak için pazarlık ettiğini belirtti. Türkiye'nin bir sondaj gemisi alabileceği en muhtemel aday, Türkiye'nin ilk 2 sondaj gemisini de satın aldığı Norveç'tir. Türkiye'ye göre kendi ilan ettiği sözde Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin adanın su kaynaklarını kullanma hakkı da var. Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin adada resmi olarak tanınan tek devlet olduğunu belirterek bu fikre katılmıyor. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin İdlib kentinde faaliyet gösteren Cabhat-ı Nusra militanlarının Libya'da görünmeye başladığını söyledi. Rus Bakan, Cabhat-ı Nusra'nın fiili İdlib'in kontrolünü devraldığını ve Suriye güçlerine ve sivil altyapılara yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtti. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı'na göre İdlib terörizmin ini haline geldi ve Türkiye taahhütlerine rağmen hala muhalefeti terörist gruplardan ayıramadı. Şu anda Tripoli'de Batı ülkeleri tarafından tamamen kontrol edilen ve İslam Devleti ile El-Kaide gibi terörist gruplarla doğrudan bağlantılı Libya Ulusal Mutabakatı adlı bir kukla hükümeti bulunuyor. Ancak ülkenin başkenti ve diğer birkaç bölge dışında kalan ülkenin büyük bir bölümü Mareşal Halife Haftar'ın önderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu tarafından kontrol ediliyor. Ülke başkentini militanlardan kurtarmak için terörle mücadele operasyonu yürütüyor. Aynı zamanda Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyor ve burada faaliyet gösteren teröristlerle yakından bağlantılı. Rusya Federasyonu'ndan Ermenistan Cumhuriyeti'ne yapılan gezi sayısı 2019'un ilk 9 ayında %24 ile artış göstererek 406 bine çıktı. Ermenistan Cumhuriyeti Rusya'dan yapılan dış turizm listesinde 21. sırada. Newsweb'in aktardığına göre bu yıl Türkiye, Finlandiya ve Kazakistan Rusya Federasyonu'nun dış turizmde lider konumdalar. 2019'da Rusya'dan yapılan toplam turizm tur sayısı 2019'da %7 artarak 35 milyon 200 bine ulaştı. Rusya'dan yapılan dışa dönük turizm notu, yılın ilk 9 ayında Rusya'dan yapılan dış turizm seyahatlerinin istatistiklerinin analiz sonuçlarına göre derlendi. 7. Uluslararası Arama Çadıryan Festivali 14 Aralık tarihinde Arama Çadıryan konser salonunda başlayacak ve 21 Aralık tarihine kadar sürecek. Armin Press muhabiri, orkestranın sanat yönetmeni ve orkestra şefi Sergey Sympatyan ile festival ve orkestra programları hakkında konuştu. Ne zaman Ermenistan ve Ermeni kültürü dediğimizde lider olan Haçadıryan'ı unutamayız. O, müziğiyle hepimizi motive eden bir kahramandır. Sympatyan'a göre Haçadıryan'ın eserleri çokça Ermeni, aynı zamanda evrensel. Sympatyan, konserlerin farklı ve çeşitli olduğunu vurguladı. 7. Uluslararası Haçadıryan Festivali çerçevesinde 3'ü senfonik, 2'si oda konseri olmak üzere 5 konser düzenlenecek. Festival 21 Aralık tarihinde Arama Çadıryan konser salonunda Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. yıl dönümüne adanan bir konserle
sona erecek. Konser çerçevesinde Arama Çadıryan'ın ve Çinli bestecilerin eserlerini sunacak Çinli solistler sahne alacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Garin adlı geleneksel Ermeni şarkı dans topluluğundan Kerzi adlı eseri sunuyoruz. Tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.